Zülfü Livaneli Vakfı'ndan ve son konserin gelirini pandemi döneminde sıkıntı yaşayan sanatçılara aktardığınızdan bahsediyorduk. Lütfen devam edelim. Evet. Yani böyle şeylerin söylenmesi bizim kültürümüzde ayıptır tabii. Yani ben okuttuğum çocuklardan, bağışlardan falan söz edemem. Yani bu değil mi? Kabahatte gizli ibadet de derler ama. Fakat burada tabii ben örnek olması için söylemek zorundayım. Bakın bu konserlerden ismi öne çıkanlar çok para kazanıyor. Şimdi bunların belli bir bölümünü ayırmaları lazım. Çünkü bu sektörden ekmek yediler. Yıllarca halkın parası ve çok büyük paralar kazandılar. Bir de eğlence artistleri, yani düğüne de gidiyorlar, açılışa da gidiyorlar, her yere gidiyorlar. Şimdi bunların biraz bunu fedakarlık yapmaları lazım. Biz Aşık Veysel Derneği'nin valilik izniyle yaptığı bir kampanya var. Derleniyor, toplanıyor ve o çeşitli ihtiyaç sahibi müzisyenlere iletiliyor. Biz de nasıl bunu en doğru şekilde dağıtalım diye burayı bulduk ve Aşık Veysel Derneği'de de makbuz karşılığında yatırdık parayı, verdik. Çok bundan çok, sonra... çok güzel. Bu belki biraz örnek olur mu? İnsanlar da verirler mi? Kendimle ilgili affedersiniz söylemek zorunda kaldım. Çok önemli. Bu arada diğer sanatçılara da özellikle çok kazanan o meşhur bazı sanatçılarımıza da çağrı yapmanız çok önemli. Paylaşın demeniz gerçekten çok önemli. Bir yandan da bu salgın süreci farklı etkilere neden oldu. Pandemi döneminde bir müzik kısıtlaması, saat kısıtlaması da geldi gece 12'den sonra. Siz müzik tüziklerle yönetilemez diye bir tweet atmıştınız. Gece 24'ten sonra müzik yasağının gelmesi iyi bir şey mi oldu, kötü bir şey mi? Yani kötü bir şey oldu çünkü orada çalışan arkadaşlarımız var, müzisyenler. Çeşitli müzikollerde, barlarda çalıyorlar 1'e 2'ye kadar diyelim. Güzel müzik yapıyorlar ve oradan da ekmeklerini kazanıyorlar. Ve orada da yalnız onlar değil tabii. Garsonu var, emekçisi var, mutfakta çalışanı var. Bu sektörden yemek yiyen, ekmek yiyen binlerce, milyonlarca insan var. Emekçi var. Bu emekçilerin gelirlerine mani olunuyor. Peki nasıl geçinecek bu insanlar? Benim yabancı müzisyenlerim de var. Alman, Amerikalı ya da değişik milletlerden. Onlara devlet çok para veriyor. Müzikollere de veriyor, salonlara da veriyor, müzisyenlere de para veriyor, onları muhtaç hale getirmiyor. Bizde devlet vermiyor, hiçbir şekilde gelirleri yok. Ya bir insan ne yapar? Allah aşkına biraz empati yapalım. Yani evde çocuğunuz var, eşiniz var, işte çalışıp gün kazanıp gün yiyorsunuz. Ve birdenbire kesiliyor, evinize ekmek götüremiyorsunuz. Ya açlık korkunç bir şeydir. İnsanın onurunu kıran bir şeydir. O onursuzluğa tahammül edemedikleri için intihar ediyorlar. Onursuz değiller tabii ki. Yani onları aç bırakan sistem onursuz. Ama ne yazık ki o kendilerini çok kötü hissediyorlar bu çocuklar. Pırıl pırıl insanlar gitti. Tanıdığımız insanlar da gitti. Ben buna gerçekten çok üzülüyorum. Buna da bir çare bulalım ama biraz önce söylediğim gibi bizim bütün sorunlarımız siyasetin sorun çözme işinden kaynaklanıyor. Yani birbirlerine bağırmaktan, hakaret etmekten, herkes birbirini vatan haini ilan etmekten bunlara kimsenin vakti yok ki. Bir nefret diliyle çıkıyorlar. Ya neredeyse çocuklara seyrettirmeyeceğiz artık. Bu kadar mı öfke olur? Ben şeyi de hayret ediyorum. Bazen tweetlere bakıyorum. Hani var ya bu troll dedikleri. Nefret kusuyor. Diyorum ki ya ben Allah Allah. Ben 76 yaşında bu ülkenin bir sanatçısıyım. İşte 400 kadar şarkı bestelemişim ki çoğunu söylüyorlar onlar da. Leylim leyimden sevda değil belal. Ya kitaplar yazmışım. Başka da bu memlekete bir şey yapmamış. Fenalığım yok. Temsil etmişim dünyada. Ya nedir bana, niye bu kadar? Kendi vatandaşın, kendi ülkenden bir insana niye bu nefret? İşte bu tohum ekiliyor. Nefret tohumu ekiliyor. Ve bakın sonu iyi gelmez bunun. Bu kadar nefretin sonu iyi gelmez. Ben onun için uyarmaya çalışıyorum sürekli. Bir de tabii şimdi bunun yanı sıra, bu konserlerdeki gelirlerin yanı sıra bir İvanli Vakfı oluşturduk. Doğru. Biraz önce bahsettiniz. Evet, bir yıl sürüyor kuruluşu. Bunu kurduk ve faaliyete geçiyoruz. Bunun şöyle amaçları var bu vakfın. Tabii bağışlarımızla kuruluyor. Yani vakıf zaten yanlış anlaşılıyor Türkiye'de. Vakıf sanki para kazanma
müessesesi gibi. Halbuki adı üstünde vakfiye. Yani siz kendinize ait bir malı ya da parayı vakfediyorsunuz, birilerine yardım olsun diye bu. Vakfiyeler böyledir Osmanlı'da. Mesela savaşta yaralanan atlara atları tedavi vakfiyeleri bile vardı, vakıfları vardı Osmanlı'da. Şimdi tam tersine vakıf yapalım, bize para yağsın diyorlar. Biz de belediyelerden ne şuradan ne buradan bir kuruş kabul etmiyoruz tabii.